Aşkım ne düşünüyorsun? Neyi düşüneceğim aşkım ya? 2 gün sonraki yarışmayı düşünüyorum. Ya aşkım düşünecek bir şey yok ki. Nasıl? Sen kazanmayacaksın. Değil mi Hazar? Kazanmayacaksın. Ya kazanırsam? Ya bir aksilik olursa? Ya ne aksilik olacak ya Hazar? Bak yarışmalarda ne yapman gerekiyorsa onu yapmayacaksın ve böylece kazanmayacaksın. Bilmiyorum aşkım ya. İçim hiç rahat değil. Baştan kabul etmeyecektin o zaman. Ben ağa olmayacağım, o yüzden yarışmayacağım diyecektin. Ya diyemedim işte. Aman. Neyse ne. Şu yarışmaya çıkayım da onlara yarış nasıl kazanılıyormuş göstereyim değil mi? Evet aşkım. Ben sana güveniyorum. Kesin kaybedeceksin. Neydi bu şimdi? Sen bana iltifat mı ettin? Hatta bir dakika. Senin kocan yarış kazanamaz yani. Sen onu mu demek istiyorsun? Yok aşkım, sen beni yanlış anladın. Yok yok, ben anladım. Ben o yarışa çıkayım da Kaan'la Gökhan'ı al toplatayım görsün. Aşkım, ne olur kazanma. Ne olur lütfen benim için kazanma. Aşkım, ben seni kazanmışım. Yarışmaları ne yapayım? Kaan, ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim kız? 2 gün sonra ağalık yarışında ne halt edeceğim onu düşünüyorum. Ya sen ne düşünüyorsun? Bırak kardeşlerin düşünsün. Sen onların en büyüğüsün biliyor musun? Hepsini ezip geçersin. Nazgül, bu söylediğin şeye sen hakikaten inanıyor musun? Yoksa benden dalga mı geçiyorsun? Tabii ki inanıyorum. Benim kocam ormanda 10 kaplan gücündedir. Şah Merdan. Ya Nazgül'üm ne kaplanı ne ormanı ne şah falan filanı ya. Bir Hazar'la Gökhan'a bak, bir de bana bak. Baktım, ne olmuş? Ne görüyorsun? Kaslı, adeleli, haşim bir erkek görüyorum. Ay Allah'ım ya. Kızım senin gözünü hırs bürümüş. Bence o yüzden sen öyle görüyorsun ya da göremiyorsun. Her şey kafada bitiyor Kaan. Kendini şartlandıracaksın, hop! Hedefe odaklanacaksın. O işler öyle olmuyor Nazgül'üm, anladın mı? Olmuyor. Bak Gökhan'a, herif çakı gibi. Askerden geldi, aha komando zaten. Hazar, onu hepimiz biliyoruz. Adam yakın dövüş uzmanı. Ben kıllık, aralarında kıllık gibi kaldım. Yanlış! Sen kıllık mılık değilsin. Sen koskoca Kaan ağasın. Titre de kendine gel! Hakikat ya. Hakikat ya. Ya hakikat adalet mi bu ya? Yani o güttük denilen Ayşe Ana'dan çıkan Gökhan'a bak. Bir de yürüdü mü yerleri titreten benim anamdan çıkan Kaan'a bak. Hakikat bu işte bir karışıklık var ya. Aa yok, karışıklık yok. Sen hükümet gibi karının, mühteber ananın oğlusun. Senin baban da anan da ağa kanından geliyor. Ötekiler gibi melez değilsin sen. Saf kan, kangal bir ağasın. Benim Nazgül'üm bak dedim bir daha diyorum. O işler kanla manla olmaz. O işler bileğe bakar anladın mı? Zaten benim babamın yapacağı yarışmalar kesin böyle güç, kuvvet, kemik sesine dayalı şeylerdir. Başka ne olacak? Olsun sen onları da üstesi de gelirsin ben biliyorum. Ya Nazgül. Belki de bu yarışmalar benim tahmin ettiğim gibi değildir. Belki içinde şirkete dayalı sorular vardır. Ne bileyim böyle nakliyat olsun, ihracat olsun. Sonuçta ağa olacak kişi şirketin de başına geçecek değil mi? Bak işte o zaman bir kazanma şansım olabilir. Ha? Aa, yeter! Senin neyin var nalet olası? Bu eziklikten kurtul ve yarışmaya konsantre ol. Eğer ki ben de seni 2 günde Rocky Balboa gibi ringlere çıkartmazsam manda Nazgül demesinler. Nazgül'üm 2 günde yoğurt bile mayalanmıyor kız. Ben nasıl Rocky Balboa alacağım? Ah Tanrı aşkına 2 günde yoğurt da mayalanır, sen de mayalanırsın. Sen yeter ki hanıma, eşine güven. Yaşam koçuna inan. Hepsinin üstesinden gelirim ben. Şimdi yatalım, sabah 5'te kalkalım. Ne? Kız içtimaya mı kalkacağız? Asker miyiz biz? Ne diyor? Çalışmamız lazım. Haydi hayatım. İyi geceler. Aa bir dakika. Üf, yine ne oldu? Bir dakika. Şimdi acaba belki benim babamın yapacağı yarışma
genel kültür üzerinedir. Ha, ne biliyorsun? Ben idman yapmak yerine bence köy kütüphanesine gidip biraz çalışayım deriz. Olmaz, kaytarmak yok. Yarın erkenden kalkacağız, idman yapacağız. Haydi benim kıvırcığım, iyi geceler. İyi geceler, kıvırcığım. Kalırsa. Hayırdır Gökhan'ım? Ne kikir diyorsun, ne düşünüyorsun öyle? Ne düşüneceğim, ağlığı düşünüyorum. İki gün sonra abimlerin yaşayacağı hezimeti düşünüyorum. Kararlısın yani ha? Kazanacaksın, ağa olacaksın. Her köşe Küçük Gökhan'ın artık küçük olmadığını göstereceğim Afet. Göster, göster tabii kocacığım, göster. Benim içim hiç rahat değil biliyor musun? Niye? Yani hem ayrı eve çıkmak istiyorum, hem de bu ağalığı, hanım ağalığı bunlara bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. Böyle içim karman çurman, şıpraşık duygular içerisindeyim anlayacağım. Merak etme, ağalığı onlara bırakmayacağım. Komandoyum ben, komando. Onları böyle çekirdek çitler gibi çitleyip çitleyip atacağım, merak etme sen. Çitle, çitle aslanım, çitle. Sana da bu yakışır. Yakışır da. Şimdi sen ağa olunca ayrı eve çıkamıyoruz değil mi? Yani sen hem ağalık görevini icra edip hem de ayrı eve çıkmamız mümkünsüz değil mi? Saçmalama kızım. Sabah 8 akşam 5 buraya gelip ağalık mesaisi mi yapacağım? Ağa olmuşum ben ağa. Ona bırakmak olur mu? O zaman çitleme canım. Çitleme, boş ver. Boş ver Gökhan'ım. Ben bu konaktan ayrı, kendimize ait bir evimiz olsun istiyorum ya. Sen ciddi misin? Allah ciddiyim. Ne kadar ben bıktım bu konaktan. Ben seninle ayrı evde yaşamak istiyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum. Mütevazi mi mütevazi bir hayatımız olsun istiyorum, evet. O zaman madem sen öyle istiyorsun, ben de yarışmayı kaybederim. Bella ya da Nazgül konağın hanım ağası olurken sen konaktan ayrı bir evde mütevazi yaşarsın. Olur mu? Ye Urzeli, ne dedin sen? Ne diyeceğim? Yarışmayı diyorum, kaybedersem diyorum. Konağın diyorum, hanım ağası yengemler olacak diyorum. Ulan yedirir miyim ben hanım ağalı onlara be? O Şekruf Nazgül'e yedirir miyim ben hanım ağalı? Bak bakayım gözlerime. Hele ki o Şekruf Nazgül. Daha şimdiden kasım kasım kasılıyor ben bu konağın kıdemli gelinim diye. İp haddi, bir de hanım ağa olursa var ya onun fırsından geçilmez. Olmaz aslanım, olmaz yiğidim. Biz bu yarıştan katı suretle ayrılamayız. Emin misin Afet? İyi düşün. Ayrı bir ev, mütevazi bir hayat. Boş versene sen canım. Yenmişim ayrı evini be. İşte bu be. İşte bu. Benim karıma da bu yakışır ya. Aslan kocam benim, Gökhan'ım benim. Gel bakayım sen şuraya. Aslanım sen o ağalığı alacaksın. Hanım ağalığı alacaksın, bana getireceksin. Karının yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Ya Habibi, ya hayati. Eğdirmeyeceğim tabii. Herkes görecek ağa kimmiş. Hanım ağa kimmiş, göstereceğiz herkese. Göstereceğiz, görecekler. Evet. Görecekler de sen bir gelsene. Önce sana bir göstereyim hanım ağa kimmiş. Ne var olmaz. Çek elini kolunu. Ne? Güçten kuvvetten düşmemen lazım aslanım. Yarışma gününe kadar elin elime değmeyecek aman diyeyim ha. Gene düşman kızmış. Olmaz dedim Gökhan, olmaz. Motivasyon olur kız, motivasyon olur gel. Olmaz diyorum Gökhan, olmaz yat aşağı haydi. Aması maması yok canım, yat dedim haydi kocacığım iyi uyuklar. Allah rahatlık versin haydi. Kız ışıktan mı utanıyor, dur kapat. Ya utanmıyorum bir şey. Gökhan yat aşağı, yat kocacığım evet. Ama.